Kolay gelsin delikanlı. Sağ ol amca. Amca değil. Ağa. Çiftçibaşı Yasin Ağa. Memnun oldum Yasin Ağa. Ben de Kemal. Demek burada çalışıyorsun ha? Çalışmak mı? Ben ömrümü bu çiftlikte tükettim delikanlı. Neler gördü bu gözler? Neler yaşadı? Senin gibi kaçı geldi, kaçı gitti. Doğrudur. Bir Zaloğlu vardı. Muzaffer Bey'in yeğeni. Pek severdim keratayı. O da gitti. Evet. Diyeceğim o ki, Muzaffer Bey'in tepesi attı mı, hiç kimseyi görmez gözü. Onun için sen ol. Beynen her zaman aranı iyi tutmaya bak. Kemal'cim hazırsan gidelim. Hazırım validem. Halide nereye gidiyor? Sarıçam'a. Sarıçam'a mı? Çok güzel mesire yeridir. Hanımın canı sıkılmış biraz çiftlikte. Piknik yapacağımış. Nerede bu Sarıçam? Sarıçam. Hadi gelsene bir şeyler atıştıralım. Sağ olun, aç değilim. Hiç değilse bana eşlik etmiş ol. Peki. Küçükken bütün aile pazarları buraya gelirdik. Bu ağaca salıncak kurardı babam. Önünde sıra olurduk. Abim hemen mızıkçılık yapardı önce ben bineceğim diye. Ne güzel günlerdi. İsterseniz yine kurabiliriz salıncağı. Yok canım. Ne gerek var? Bagajda ip olacak. Ben hemen kurarım. Thank you.
Hadi gelin Halide Hanım. Sıkı tutun. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Daha hızlı sallar mısın? Tabii ki. Biraz daha hızlı sallar. Hatırlıyor musun? Ne kadar mutluyduk o zamanlar. Paramız pulumuz yoktu belki ama... her şeye rağmen umudumuz vardı. Evlenecektik. Burada yaşayacaktık. Sen dikecektin evin perdelerini. Ustabaşılar... fabrikadan arkadaşlarımız bayramlarda bizi görmeye geleceklerdi. Sevgimiz bu harabeyi sıcacık bir yuva haline getirecekti. Birbirimizden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Yeter. Bunları söylemek için mi çağırdın beni buraya? Yalanlarınla nasıl kandırdığını anlatmak için mi? Hayır. Yalan değildi hiçbiri. Ben seni çok sevdim Güllü. Hala da seviyorum. Deliler gibi seviyorum. Ne olur inan bana. Artık çok geç. Bunları hastane odasından beni gibi kovarken düşünecektin. Ne yaptıysam senin için yaptım. Seni korumak için. Sana o zaman git demeseydin öldürecekti baban seni. Öyle mi? Ben seninle olmak için ölüme bile razıydım oysa. Ama sen korkaklığının, yüreksizliğinin esiri oldun. Ben büyüdüm artık Kemal. Artık karşında o eski fabrika kızı Güllü yok. Ama iyi oldu beni gönderdiğin. Hanım oldum sayende. Koskoca Muzaffer Bey'in karısıyım artık. Her şeye sahibim. Para, pul, zenginlik. Bir zamanlar içinde çalıştığın fabrika bile benim. Sen ne verebilirsin bana? Ha? Söyle neyin var? Ne verebilirsin bana fakir ve basit hayatından başka? Yeter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.